Efendim merhaba. Evet, yeni bir gün, yine detay programındayız. Bugün tabii son birkaç gündür biraz yaz rehavetinden çıktık. Doların ateşi özellikle son 2 haftadır öyle bir yakıyor ki bizi, rehavet kalmadı. Ve bu tabii ki dolayısıyla hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hepimizin ceplerindeki paranın, Türk lirasının erimesini de beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca da gerek fırsatını bulan sosyal medyadan ya da farklı noktalardan herkes bir isyan halinde. Buna yönelik olarak da hükümet bir takım elinden geldiğince tedbirler almaya çalışıyor. Dün Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanmıştı. Merkez Bankası Başkanı da öncesinde bankaların durumuyla ilgili bir güven veren açıklama yapmıştı. Bankalarımız sapasağlam diyerek. İşin bir boyutu tabii bu. İşin bir diğer boyutu da hükümetin alacağı tedbirlerdi. Bunlarla ilgili olarak da bugün beklendi. Her ne kadar normal şartlarda bugün beklenip de kamuoyuna muhalefetle birlikte duyurulacaktı ama bazı basın organlarına sızdırıldı yeni tedbirler. Önemli değil. Önemli olan bu tedbirlerin ne derecede insanlarımızın hayatına, hepimizin hayatına etki edeceği konusu. Biz de 23 maddelik, bugün sabah ekranları başında olanlar bunu zaten dinlemiştir. 23 maddelik bir paket açıkladı Sayın Başbakan. Bununla ilgili biraz uzman gözüyle bakmak istedik, detaylandırmak istedik. Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı bugün stüdyo konuğumuz. Refik Avrupa Üniversitesi'nin ekonomi bölümü dekanı. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hemen konuşmaya başlayalım. Evet. 23 madde var. Evet. Önce şeyden başlayayım ama. Merkez Bankası'nın açıklamasından. Hadi Merkez Bankası'ndan başlayalım. Evet. Önce oradan başlayalım. Çünkü bu açıklamayı da şöyle yorumladık. Yani yurttaşlar olarak. Tamam, vadeyi de uzatıyorlar. Ondan sonra bir karar alındı. Açıklama. Vade uzatması kararı alındı bu açıklamadan sonra. Şey ama yok. Ne kadar etki eder orada bize? Orada önlem yok aslında. Şimdi... Tabii ki geçen haftalarda da biliyorsunuz, siz de katıldınız herhalde, Merkez Bankası Başkanı'nın bir basın toplantısı vardı. Resmin bütününü görmek lazım. Tabii dünkü şeyde de siz yorum yaptınız da ben de ucundan basın sektöründe olan biri olarak, bir programcı olarak basın mensubu değilim ama yani Bakanlar Kurulu'nun özellikle şeffaf hesap verebilirlik nosyonuyla, şiarıyla göreve gelen bir Bakanlar Kurulu hükümetin defalarca Bakanlar Kurulu yapıp hiçbir açıklama yapmadan ayrılması ve ilgili önlemleri kamuoyuyla paylaşmadan, ki bunun şeyi basındır, basınla paylaşmak, kamuoyu bilgilendirmek, belki de bugün açıklanmadan kamunun belli kesimleri tepkisini koyarak siz de bugün mecliste daha sağlıklı bir şey yapabilirdiniz. Ama hiç açıklama yapmadan en azından biz Bakanlar Kurulu'nda 3 saat, 4 saat önlemleri tartıştık. Gerekli olgunlaşma sürecinde gerekli açıklama yapacak, tartışıyor diyebilirsiniz. Yani toplumda, ama bunun yerine 10 kişilik bir Bakanlar Kurulu'nun önlemleri bile bazı iktidarın kendisine yakın bir basın gazete ve de bir başka bir gazete sızdırması da etik olmadı. Hükümet etme anlayışıyla örtüşmedi diyelim. Evet. Bir. Dönelim Merkez Bankası. Merkez Bankası Başkanı geçen hafta bir basın toplantısı yaptı. Ne için idi o Cahitu Bey? Bir, çağdaş ülkelerde bu bağımsız kurumların hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının en öncelikli şeyi, icraatı belli periyotlarda raporlar, bültenler hazırlamak, ki bunu yapıyor. Bir de FED dediğim Amerika Merkez Bankası da belli periyotlarda basın toplantısı yaparak basından gelen sorularla kendi misyonunu, devletin, hükümetin ona verdiği misyonu ne kadar yerine getirdiği noktasında hesap verebilirliğine dönük basın toplantısı yapar. Bir hesap verebilirlik toplantısıydı geçen gün ve bir milat. Yani basının sorularına cevap vererek onun temel amacı olan fiyat istikrarı, üretim, istihdam gibi hedeflere ne kadar ulaştığı noktasında bir hesap. Bu sadece Merkez Bankası değil.
Bu kalkınma bankası gibi %60 paraların geri dönmediği ve diğer organların da hesap verebildiği Sayıştay gibi, savcılık gibi, ombudsman gibi belli periyotlarda basın toplantılarıyla yargı gibi basın toplantılarıyla halka hesap vermesi lazım. Çünkü yargının da bir misyonu var. Bu tamam. Tabii ki bu şeffaflık hesap verebilir misyonuyla gelen bir hükümetin basın toplantılarını bile açıklamaktan aciz kalması ve basına sızdırması zaten bu vizyonlar ne kadar örtüşmediği belli. Ha şimdi o bir ama neden yapıldı? Başka perdesine baktığınızda İTÜBİ toplantının Merkez Bankası Başkanı'nın diyor ki Merkez Bankası Başkanı benim diyor Merkez Bankası olarak misyonlarım vardır. Sektörü düzenleme, regüle etme. Evet. Bunu yapmam için diyor benim kontrolüm bütün işte potansiyel tehlikelerin giderilmesi için hükümetin irade koyup yasama ve kurumsal yapıda bana katkı olması gerekir diyor. Bunu haykırdı aslında. 2000'den beri batık kredilerden alınmayan paralar için irade talep etti. Dedi ki biz onu bir takvime koyduk. Eğer alınmazsa dedi cebri yöntemlere uygulayacağız. Evet. Hatırlayın bizde evet. Belli dönemlerde siyasi baskı için bazı kesimlere kullanıldı. Hüküp böyle bir talep koydu. Donuk krediler için dedi 940 milyon. Şu anda dünya ortalamasının iki katıyız biz. 5,5 falan. %6 kusur, 6-7 arasıdır. %3 kusur, 3 civarındadır dünya ortalaması, 3-4. Yani diyor ki ben bunu almak için diyor, donuk kredilerde icra iflak gibi müesseselerin diyor, önlem alınması lazım diyor. İkinci diyor, benim KKDC'de bankacılık sektörünü kontrol ederken diyor, bankacılık sektörünün risk yönetimini tehdit eden bir unsur var diyor. Kooperatif bankalarının taşıdığı riskler diyor benim istihbarat ağımın içinde değil. Evet, bağlı değil o. Ve orada yanlış anlaşıldı. Sanki de kooperatifleri de ele geçirmek istiyor. Hayır. Kooperatiflerin verdiği krediler diyor ben bilgi almazsam benim riskini benden kredi alanın riskini ölçemem diyor. Dolayısıyla ama bu Aytuğ Bey düşünün. Konuşmakla değil hükümetçilik. Konuşmak. 2000'den beri yaşadığımız krizde özellikle PEAK'ta o günden çok söyledik. Biz daha o günkü protokollerde de yer aldık. Kooperatiflerin artık denetiminin, gözetiminin etkinleştirilmesi ve özellikle risk yönetimi açısından sisteme bağlanması. Bunu tekrar haykırıyor. Bankacılık sektörü dışında diyor, benim yorumumdur, halkın tefeci dediği, diğer finans sektörlerini diyor ben kontrol edemiyorum. Konsolide denetim yapabilmem için mevzuata ihtiyacım var diyor. Bankaların, Merkez Bankası kar elde etmediği bir amacı yok ama kar elde ediyorum diyor. Benim ettiğim karların, bu da benim yorumum, %75'i yasaya göre maliyeye gidiyor. Niçin gidiyor maliyeye? Maaş ödeyelim değil mi? %25'ini de diyor, ben diyor finansal aracılık maliyetlerini ucuzlatmak için kullanabilirim diyor önümüzdeki dönem. Diyor ki, bugüne kadar Avrupa Birliği'nde bu da benim yok. 2008'de tüketici kredileri koruma direktifi geçti. 2010'da tüm Avrupa Birliği adapte etti. Türkiye 2015'te mevzuatını geçirdi Türkiye. Halen daha bir tüketici kredilerle koruma yok. Bu hükümetin 6 ay önce mutabakata varırken hatırlayınız 22 maddelik yolsuzluk, usulü önleyeceğim. Onlardan biri de neydi? Faiz yasasıydı. Henüz tık yok onda. Tık yok. Vizyon yok. Evet. Ve diyor ki bunu benim tüketici kredi, tabii ki bunun da bir şeyi vardı, bunu bilmiyor şey. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı özellikle tüketici kredilerle ilgili misyon yüklenmek istemedi. Çünkü tüketici kredileri kanunu geçtiği zaman onun uygulanması için teknik elemana ihtiyaç var. Bunu da ticaret dairesi değil, Merkez Bankası'nın bilfiil üstlenmesi lazımdı bunun yürütmesini. Şu anda başkan diyor ki ben aslında. Bununla ilgili kaç hafta geçti? İki hafta. Hükümetten bir irade kondu mu orta yere? Bu senin talep ettiklerin noktasında benim reform paketimin içinde böyle bir irade var mı? Bunun için önlem alıyorum dedi mi? Yok. Şimdi bundan geldiğimizde, şimdi her şeyin bir sebebi var. Çünkü biz kriz yaşıyoruz. Şimdi 2000'den beri çok önlemler aldık. Sabah sağlam ama şimdi bu sektörün daha iyi denetlenmesi için, gözetlenmesi için risk olayı var. Kaldı ki başka bir problem var. Bugün geçenlerde bir kamu bankamızın genel müdürüyle konuşuyordum. Bugün bir kişi kötü niyetli olduğu zaman bir ay içerisinde birçok bankadan burçlanarak yurt dışına kaçtığında birçok bankayı sahteleyerek kaçabilir. Neden mi? Kooperatifler de dahil. Siz bankalara başvurduğunuzda bir ay önceki size kredi risk şeyini veriyor.
bilgisini veriyor. Bu güncel vermiyor. Güncel değil o. Güncel vermediği için bir ay içinde aldınız aldınız, kap toplarsınız, parayı gidersiniz. Bunlar da problemler var. Şimdi bunları konuşurken bunlar için önlem alma. Özellikle kooperatiflerin, kooperatif kredi tasarruf bankaları sistemin önemli bir ayağı yaşadık PEYAK'ta. Evet. Bunlarla ilgili irade konmadı bugüne kadar, konması. Velhasıl yani bu konuda hükümetin irade konması lazım. Şimdi gelelim. Merkez Bankası'nın geçen gün çağırması hükümetin bir defa panik içerisinde oldu. Neden? Yani sorun var demiyorum. Bazı vatandaşlarımız, özellikle aydın kesimlerimiz, hükümete yakın kişiler de dahil, ismi lazım değil, mevduatını çekmek istedi. Böyle bir hücum yaşandı. Ve bu panik içerisinde Merkez Bankası'na açıklama istendi. Yani gel sağlamak, tamamık, sabah sağlamak diye böyle bir şeyden yapıldı. Ama uslup çağdaş bir ülkenin uslubuna uymadı. Merkez bankaları tüm ülkelerde, Türkiye'de de görüyorsunuz ki Sayın Arif Albayrak da Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaptı defalarca. Dünyada merkez bankaları özel ve bağımsızdır. Merkez Bankası Başkanı, Başbakan'ın çağırıp, rica edip de açıklama yapması özellik ve bağımsızlığı açısından uygun düşmedi. Eğer siz bir dünya devleti olsaydınız bunu piyasalar yanlış okurdu. Eksiye aldılardı herhalde. Bunu. Nasıl? Yani olumsuz yönde aldılar. Tabii ki. Bunu Merkez Bankası Başkanı ayrı yapacaktı. Siz ayrı yap. Yani talimat verdim de geldi. Açıklama yap bakalım vatandaşa ki sağlamdır gibisinden. Ve bir mikrofonla biri kalktı biri geldi. Bir uygun olmadı. Yani Merkez Bankası Başbakan'ın emrinde değildir. Öyle bir görüntü verilmemesi lazım. Bir o. İkinci kim yapması lazımdı peki? Devletin başı yapması lazımdı. Şimdi ona da bir mesajım var. Devletin başının esas görevi hiçbir yere varmayan Kıbrıs torunu görüşmeleri değildir. Hiçbir yere varmadı. Ortada kalıyor. Umut da yok. Veya sadece temiz düşün kampanyasını yürütmek değildir. Devletin başının görevi devletin işleyişini etkin yönetmektir. Yani devletin kurumları vardır. Hükümet, devlet. Onların etkin işleyişini sağlamak için devletin başıdır. Ona düşerdi bence bu görev. Başbakanı da, Merkez Bankası Başkanı'nı da kooperatif merkez baş bilmem ne çağırıp orada bir onun huzurunda yapması lazımdı. Devletin başıdır o. Hükümetin başı Merkez Bankası Başkanı'na talimat veremez. Yani şu anda çağırım devlet başkanının da bu krizde rol alıp devlete moral ve devletin eşkin işleyişinin noktasında yapmasıdır. Yani itfaiyedir, yangındır, temiz düşün kampanyası değildir. Cumhurbaşkanının görevi, Cumhurbaşkanı'nın çevre bakanlığı rolüne üstlenmemesi lazım. Buna da bir şeyim. Onun için bugünlerde görmemiz gereken tabloydu. Evet, şimdi Merkez Bankası'nın yapılan açıklamalarda hazırlıksız yakalandığı için aslında sadece orada istenen Merkez Bankası açıklama yap, de ki sapa sağlamlık sorun yok. Yani mevduatlar sağlam ki bu paniğe indir. Bu panikle yapıldı. Ve yapılan açıklama da orada vadelerle ilgili zaten mevcut olan düzen idi. Ve genel bankaların genel müdürlerini de toplamadan zaten açıklama yaptı. Nasıl ki bakanlar kurulunu toplamadan, dün başbakan dedi ki bir kanun hükmünde kararnamelerimiz var, hazırladık, sunacağım şeye. Konuşacağız zaman. Ama elindeydi liste. Elindeydi liste ve sızdı da gördüğünüz gibi. Yani Merkez Bankası o günlerde hazırlıksızdı ve hemen topladı. Ama yapılan açıklama önlem yok ortada. Yanlış anlaşılmasın, önlem diye bir şey yok. Şimdi bir dakika gireceğim 23 madde ama şeyin bu vadenin uzatılması önlem size göre doğru değil. Hayır zaten o olan bir şeydir Aytuğ Bey. Yani siz, ya ben ödeyemezdim. 5 yıllık döviz borcum var ödeyemezdim. Ödeyemem zaten. Git şimdi yapacaklar var 10 yıl örneğin. Aynen öyle. Şu anda hangi bankaya gidersen git. Her banka müşterisinin ödeme kabahati düştüğünde icraya veya icraya gitme derdinde değildir. Donuk kredi ilan edip de karşılık ayırdırma kefinde değildir. Öyle bir şey yoktur. Ve mahkemeye olun gitmeye razı değil. Çünkü zaten Merkez Bankası Başkanı diyor ki donuk krediler noktasında icra iflas müessesesi de çalışmadığı için. Memur gidiyor araçta ağaç gibi dikil adamı bulamıyor ya aylarca. Bulamıyor yani sistemin çatlakları var biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hangi bankaya giderseniz gidin. Da diyorsanız ben bu tövizden dolayı ödeyim. Zaten siz olmadan banka size onu yapacak. Çünkü banka batık kredi olmasını istemez. Memnuniyetle vadesini uzatıp faizciğini de koyup
vadesini uzatacak. Yani o bankaların memnuniyetle yaptığı bir şeydi. Hatta ödeyemem diyecek. Ne yapacak? Bankaya mı verecek? Siz ne diyecek? Vadeyi uzatayım size. O zaman 20 aylık vade olsun 45 var. 45 ay. Dolayısıyla bu önlem değil. Önlem nasıl olurdu? Önlem nasıl olurdu? Bu vadeyi uzatırken özellikle tüketici kredisi alan dar gelirli insanların, yani evlendi, kırsal kesim arsa alamadı, torpilli değildi, mecbur kaldı bir daireci kalsın. Mecburdu. Ve döviz almak zorundaydı. Ya da bu toplu taşımacılık olmayan bir ülkede bir arabacı kaldı. Ama almadı Range Rover. Bir arabacı kaldı. Lalet Tayin. Ve bu adam şimdi dar gelirdidir bir daha. İki tane memur değil devlette işlesin. 13. maaşıyla Fransalarda tatil yapsın. Trabzon'da şelaleden selficik yapsın. Yani ama bunu Türkiye yapıyor. Bu insanlara diyecek ben çevir maliyetini ve faiz iadesi daha yapıyorum. Yani bunların ya, uzamasından sadece dolayı. Sadece vade uzatma değil. Uzatmıyorum. Ben neden bankamın, Merkez Bankası'nın karlarından ya da bütçenin kredi garanti fonundan ya da faiz iadesi fonundan ben bu insanlara sosyal devlet olarak katkı yapıyorum dediği zaman önlem olurdu. Bu işgüzarlıktır. Öyle bir önlem, öyle zaten yapıyor. Anlatabildim mi? Yani konu bu. Evet. Konu şu anda da yapılan bir önlem yok. Yani siz biraz önce dedim ya Merkez Bankası kar etti. İşte bu karını ve bazı şeylerini bu uğurda yapacak. Ve şu anda neyse siz sorun da ben laf almışım. ben Çin şeye bu 23 maddeye gireceğim çünkü. Yani anladığım kadarıyla zaten genel olarak baktığınızda bir şey olduğunu düşünmüyorsunuz. Yani çünkü aynı şeyleri ben daha önce bahsettim size. Sayın Kalyoncu zamanında Reel Sektör Danışma Kurulu'nun akademisi üyesi olarak gittik görüştük. Aynı şeyleri bahsettik orada. Aynı şeyleri tartışıldı ve bazılarının işlemeyeceğini bahsettik. Aynı şeyleri. Dönüp dolaşıyor. Neler işlemeyecek? Dönüp dolaşıyor tabu harçları. Dönüp dolaşıyor üstobaş, kira üstobaşları. Bunlar da dönüyor hadise. Ama temel problemden hareketle bir yol yok. Bazıları da biraz önce bahsettiğim gibi dövizle alakası olmayan fırsat bulmuşken onu da sokalım diyen maddeler. Mesela üstobaş, şimdi kira sözleşmesi olanları dedik değil mi? Evet. Şimdi Kıbrıs Türk'ünün genelde evi olmayanlar haricinde kirada kalanların oranı kaçtır değil mi? Düşüktür. Düşüktür. Ve bunları baktığınızda kira döviz ödüyor değil mi? Döviz ödüyor. Bazıları ödemez aslında. Hepsi döviz ödemez. Döviz ödeyenler belli kesimlerdir. Şimdi bu dövizde döndü ki geçmişe de dedik. TL ile yapanlara üstobacı düşük tutalım. Ya zaten adam döviz alıyor. Bu şartlarda senin vereceğin üstobaj birkaçtır? Yüzdelik. Dövizde mi? Ha. Şimdi açıklananda yok, o ev alımıyla ilgiliydi. Bakayım ben, siz devam edin. Tamam. Yani neyse. Yani döviz cinsinin kiralarda stopajın %13'ten %1'e düşürülmesi tamam, karşılığında evet. Döviz kuru sabitlenecek. Tamam. %13. Döviz TL yapacak ve sabitlenecek. Döviz sabitlisen. Hayır. Şimdi %13'ten %1'e çeker diyor ama kuru sabitleyecek. Tamam. Senin bu özel sözleşmelerde kişilerin yaptığı sözleşmelerde hukuken dövizi sabitleme yetkin var. Burada bir. Burada bir. Böyle bir yetkin yok zaten. Ama geçelim onu. Şu anda zaten fiilen Aytuğ Bey piyasada herhalde bakanların içerisinde ev kiralayan da kalan yok. Yani duzu kuru herhalde. Bu halkın halini anlamak için halkına karşı etmek lazım. Ev kiralayanlar zaten çoğu zaman iki sözleşme yapıyor. Biri TL yapıyor, sunuyor. Biri de ayrıyeten vatandaşının yaptığı ayrı bir şey. İki tanedir. Yani vergi için verdiği başka şey başka. Sen şimdi bunu uygulamak için, birebir uygulatmak için düşünmen lazım. Yani o üstobacı verir, o vergi üsto şey yaparken, sabitlerken bir yasal önlemlerini alman lazım, onu geçiyorum. Bir de onu ödenmesini de uygulanmasını da belli şeye bağlaman lazım. Yani elektronik üzerinden, banka üzerinden ödenmesini sağlayan, yani onu realize edecek önlemler de destlemen lazım. O havada şey, yani sen şimdi ben döviz kiraladım, sen onu sabitleme şartı getiriyorsun. Yani bunu bir de bir önlem var ki pod üzerinden yapılırsa şey düşecek diyor değil mi? Kredi kartı ve banka kartları. Düşününüz yani bir bazı şeyler vardır ki çala kalem olmaz.
mevzuat olmadığı noktada havada kaldığını birazdan söyleyeceğim size. Bugün Eşel Mobil'i kestik. Dün milletvekillerinden konuşuyorum benim programda. Gerçekten halinde yapılan bir kesinti yok. Eşel Mobil o milletvekillerinden... Şimdi onu değiştirdiler işte. Eşel Mobil değil, tahsisatları kesiyorlar. Tamam, tahsisat da o kadar var mı? Tahsisatları da önümüzdeki aydan itibaren. Yani o kadar tahsisatı var mı? %25'miş. Gördün mü? Yoksa yani, %15 yalan. Ya o zaman tahsisatı kaldır. Öyle yapıyorlar işte. Ya, tamam da yani yapılan şeylerin hukuksuz olduğu için bak bir onda değil bundadır hesabı yani. Yok kaldırmadık. Onu kaldıracak, bunu kaldıracak. Çünkü yola Eşel Mobil kaldıran diye çıktılar. Yani çünkü anayasadan neden oluyor olmadı. Bu? Bir kapsamlı bir vizyonu olmadığından. Şimdi profesyonelce devlet yönetildiğinde bir vizyonla yapılır. Şimdi yapacağınız vizyon yani affedersiniz kahvede oturursunuz yemek içer kanal bunu da yapalım. Ava gidelim geçer kanal şefteri alalım yok kebap yiyelim böyle yönetilmez devlet. Şimdi devletin maaş iskalasına baktığınızda aşağıdan yukarıya kadar bir dengesizlik mi var? Milletvekilleri hak ettiğinden fazla mı alıyor? Bu soruları sormamız lazım. Devletin müsteşarıyla girişteki memurun aradaki farkı adaletsiz midir? Bunun ne olması lazım? Dolayısıyla bu farkı, bu intervali bu şekilde mi düşürmemiz lazım? Asgari ücretten ne kadar yüksek olma? Bu soruları tartışıp rasyonel şekilde masaya koymazsak düşmanca yaklaşırız. Ya milletvekilleri. Türkiye'de bir milletvekili 20 bin alıyor. Birinci, ikinci, üçüncü aşama 40 binden fazla geliyor aylık masrafı şeye. Bir milletvekili Türkiye'de. Şimdi Türkiye'deki iş yapar. Bizimki ne yapar? Yani biz birbirimizi düşman göstererek bir şey varamayız ki. Peki diyebilir miyiz ya milletvekili maaşını aldığı fazladır? O mu diyoruz? Bana göre azdır. Yani onun için bunu tartışmamız için. Yani bunu tartışmadan bu şekilde husumetçe ve şovca milletvekillerin bazısı da şov yaparak bu şova dönüşür işte. Onun için bu soruları bir devlet yönetirken belli hedefleri olur. Kamu yani, reformunda bu tabii, şey gelecekmiş gündeme. Tabii, nedir? Hayır yani miş. Reformun içinde varmış bu. Az müşavirlik de gelecekti da geldi düzeldi mi müşavirlik şimdi? O palyatif bir şeydi. O da içinde olacak. İşte o gelecek bu gelecek. Yeni müşavir yaratılmadı. Buna da şikayet edelim. Yani ben bundan şikayet etmem. Yaratmadılar yenisini işte. Şimdi mevcutlar da durur. O da tartışılır. Artık... Şimdi o da tartışılır uzun vadede. Yani onu da tartışılır başka şeydi. Yani Ha bakın Serdar Bey onunla ilgili şey dedi. Bulamıyorum. Şimdi işte onu söylerim ama istemem bir şeyi manipüle edeyim. Ama mevcut yasada da bu ülke bu kadar patronaj ve siyasetin içine gömülmeseydi ve atadığınız müsteşar müdür bayrak salladığı için değil de gerçekten liyakat sahibi vasıflı olsaydı her gelen bakan partisine bakmadan işletebilirdi, çalıştırabilirdi. Bu sistem ama mevcut yasa size İtamiri olan bakanın uhdesinde o müsteşar müdürü her türlü görevlendirme yapmanıza imkan verir. Siz partizanlığa kadar boğulmuş geldiğiniz zaman sekreterinizi de başka partinin bakanın sekreteri de alırsanız o da civle değişirseniz bu mantığından bu şey bir yere varamayın. Yani onu geçelim. Ama dediğin gibi sizin belli bir vizyonunuza göre yapmadan bunlar şova dönüşür. Ve dediğiniz gibi maaşları bu şekilde tartışmamız lazım. Diğer gelelim önlemlere. Alınan kararların belli bir vizyon ve de kurumsal, yasal çerçevede dayanmadan nasıl olduğunu söyleyeyim. Hatırlar mısınız Sayın Yorgancıoğlu'nu? Açıkladı, Zeren Bey'le yaptı açıklamada. Aynı ifadeleri kullandı. Hiç basın toplantısı yaptı. Bundan sonra gayet dışı için GADE ve iadesi yapacağız. Posta yapılan cihazlarda %2,5 iade yapacağız. Açıklaması var. İstersen girin arşive. Yorgancıoğlu. Hiç akla gelmedi. Siz şimdi bunu yap. Bu vergilendirmeyle ilgilidir. Vergi gelir yasası, vergi usul yasası. Diğer hususlarda. Yani kapsamlı ve bir temel bir vizyon çerçevesinde yapmazsanız havada kalır. Şimdi bunu dediniz. Bunu uygulamak için sizin vergi yasası, vergi usul yasasına değişiklik yapmanız lazım. Aynen hatırlayınız. Bankacılıkta o banka şeyin TL'ye çevirmedi, o maliyetini ödemeyecek dedik ya. Hı-hı. Yasaya uymadığı için uygulanmadı o pek. Yani siz devlet yönetirken eğer devletteki liyakat ortadan kaldırır, vasıflı o kurumsal hafıza olanları ortadan kaldırırsanız bir iş yaparken size bir tanesi çıkıp da demez bunu yasayan kurumsal uygulamada engel var efendim. Oturduğunuz her şeyi çalakalem yapamayacağınızı. Bu da bunun bir parçası.
Hiç uygulanmayan Sayın Yorgancıoğlu'nu ifade. Şimdi onu yaptı Sayın Yorgancıoğlu. Aynı açıklamayı bulursanız memnun olurum. Geçmişte Yorgancıoğlu Zerrin Bey'in yaptığı o şeyde. Bakalım bulursak bu arada. Ben bugün kime inanacak bunlara? Aynı açıklamayı bugün çale kalem yapıyorsunuz. Bu zaten bu yaptığınız uygulama Aytuğ Bey döviz krizinin parçası değil. Bu kayıt dışı ekonomiyi önleme paketi içerisinde yer alması lazım. Ve siz bu hükümet olarak 3 tane bakanın Aziz Bey'in ve Zerrin Bey'in de bakanlar kurulunda olduğu dönemde bu iki bakanın da yer aldığı bir kayıt dışı ekonomi raporunu siz hükümet bakanlar kurulundan eylem planı olarak geçirttiniz ve onu da uygulamadınız. Yani o insanlar bakanken uygulamadılar. Aynen öyle uygulamadılar. Yani sen şimdi gayet dışı ekonomi eylem planı hiç uygulamazken onun bir parçası olarak şimdi bunu ne için getirdin? Yani bu dövizle ilgili doğrudan ne alakası var bunun? Yani dağ fare de onun için benim dediğim siz şimdi bir şey ol diyecekler ki ne yaparsak memnun kalmazlar. Bu KDV indirimleri filan? Bunlar yani bunu şimdi geçmişte de oldu. Bu %5 restoran ve şeye indirimini vatandaşlar ne kadar yansıyacağının bana kim cevabını verebilir? Şimdi denetimini yapmalı. Şimdi vergi esnekliği diye bir nokta var. Ya yapamam ya gideceksin de sen zaten fiyatı nedir ki onun? Her restoranın bir fiyatı var da sen %5 indir diyeceksin. Yani KDV'si. Temizlik gıda ürünlerinden falan bahsediyor. Tamam hangileri? Şimdi ben giderim 8 liraya alırsam bir temizlik ürününde ertesi gün gene 8. Yani bu karar geçtikten sonra olmaz. Şimdi bir. Bu ülke bir de Amerika'da Türkiye'de var. Senin ülkede her esas yapman gereken şey üretimi teşviktir. Türkiye'de şu anda dövizin de artmasında üreten bir ülke döviz parasını değerlendirebilir. Üretim, istihdam, üretim. Dolayısıyla yatırım yaparsan, ülkeninde ihracat yaparsan bu şekilde dövizin artar. Yani sen de üretimi göreceksin. Yani senin yaptığın temel hedefinde, yaptığın teşviklerde üretimi teşvik edeceksin. Değil mi? Evet. Burada var mı? Bu ülkede üretilen temizlik malzemeleri var değil mi? Eğer diyorsa biri kalitesizdir o zaman alnınızı karıştırın. O zaman sen devlet olarak git yap tahlilini, denetimini. Söyle ki kalitesi insan sağlığına zararlıdır. Böyle geçiş dönemlerde senin amacın temizlikse ve amacın marka değilse sen onu teşvik edeceksin. Senin nedir yaptığın şu anda? Ne için yapan bunu? Gariban İnsan değil mi? Dar gelirli insan artık temizlik malzemesi alamayacak kadar düşüş yaptı. Ekonomisi zedelendi zaten zengin adamın döviz bankalarda döviz mevduatı olanın zaten etkilenmiyor. Şimdi göbek dağıtar değil mi? Evet. Paris'te, Fransa'da Eiffel Kulesi'nin altında bakalım bu akşam da bir aile selfiecikler çekilecek. Senin gariban vatandaşın istediği nedir? Marka değil temel üretimi. Bu arada da gözeteceğin üretimi de teşvik etmektir. Kendi üretimini teşvik edeceğim. Bugün Amerika dediğin dünya devi korumacılık politikasına yaklaşıyor. Kendi üretim. Yani mesela burada var otellere yerli üreticiler arasında yapılan alım ve satım garantili sözleşmeler teşviklendirilecek tamam. Diyor. O geçmişte de var zaten o. Ama alım satım garantisi teşvik etmek için onun boyutu belli değil. O bir laftır. Ama sen şimdi oteller yerli üretim almazken belli şeyler vardı. Mesela o standartlara istedikleri standartlar vardı falan. Onlar sağladı mı? Yani belli ballı bile bilmem neyi. Hı hı. Onlar zaten çalışılıyor üstünde. Yıllarca biliyorum yıllarca çalışılıyor. Dolayısıyla siz otellerin ihtiyaç duyduğu ürünleri belli maliyetten verebilme şeyini yaratmanız lazım. Yani o zaten onu görse oteller sizin yerli üretimde istediği kalitede müşterisini memnun edecek ebatta standartta üretim yapabiliyorsun. O şeyi yapar. Evet. Yani o da bugünün değil. O da turizm o da bugününden ziyade turizm teşviğin bir kapsamında olması. Yani diyebileceğim sen hükümet olarak turizm gelişim, turizm teşvik politikası, tarım teşvik politikası. Bugün tarımda hellim standartında küçük baş süt oranı sorun. Küçükbaş teşvik politikası var mı yok mu tartışın. Yani hepsini kendi bağlamında teşviklendirmen lazım. Burada şu anda yerli tamam indirect etkilidir ama iç piyasada otellere yerli üreticilerin vermesi bugünün döviz krizinin doğrudan sorunu mudur? Bu senin teşvik politikan. Yıllarca tartışılır. Bunu diğer paketin içine koyacağım. Ve bunun bağlamında otellerin istediği standartları karşılayamadıkları için olduğunu ben biliyorum. O aşamada ne şey yaptık? O zaman devlet otellerin ihtiyaç duyduğu standartlarda üretim yapacak.
firmalara o desteği versin. Versin. Teknoloji desteği versin, başka destekler versin. Küçük esnafın birikmiş resen vergi borcu tamam. götürü usulüyle hesaplanarak bu borçların kapatılması olanağı. Tamam, o zaten bu... aflar ülkesi, o normal bir şey. O bu zamanda işi zorlaşacak, tamam, nispeten şeyi var. Birazcık da maliyeye para tabii, gelecek tabii, ki ödesin tabii, bu tarımı. Tabii. Zaten bu Reysen olayı bir acayip. Reysen olayı bir başka acayip zaten. Siz emekli değilsiniz değil mi? Yok. Emeklilerin anla ilgili tabii, var. Tabii tabii. O da şeyin içine sokuldu. O da şimdi dövizden etkilenen bir kesim var. Sen şimdi burada mantık, yani devlet gelir toplasın değil mi? Evet. Şimdi orada ben garibanım. Dar gelirliyim, dövizden artık sıkıştım. Sen emeklisin ve ayrı işlen, senin aldığın gelirden bana ne faydası olacak? Sen burada neyi murat eden? Ne murat eden burada? Devletin gelirlerini artırması değil mi? O zaman koyacağın vizgon vergi ve maliye politikasıyla devlet gelirlerini nasıl artıracak? Onun için benim beklediğim Aytuğ Bey, hı hı. burada 23 maddede başlık koyacaktık. Devletin gelirlerini artırmak için önlemler. Dar gelirliğin refahını artırmak için önlemler, iç piyasada iç üretimin desteklenmesi için önlemler. Bu başlıkları koyacak. Dolayısıyla bunları bir bir ilişkilendirmemiz lazım. Dolayısıyla devlet şimdi gelir mi artırmak istiyor değil mi? Ve nereden alacak? Emekliden alabilir anayasa yasal değişikliklerle. İkinci çalışanı vergisini yüksek tutabilir. Ki bu normalde Avrupa'da da öyledir. Avrupa'da her gelir vergiye tabidir, biz o zaman da dedik o vergilendirme. Her gelir vergiye tabidir ve artan müterakki vergi vardır. Gelirin arttıkça da yüksek vergi, artan geliri. Bu olması gereken bir şeydi zaten ama bu şimdi araya sıkıştırıldı. Araya sıkıştırıldı. Nasıl liman işçilerinin maaşı doğrudan alakası olmadan araya sıkıştırıldı. O zaman şimdi burada mantık devletin gelirlerini artırmaksa bir, gazinoları dedin değil mi? Evet. İki, onlardan para isteniyor. İki, para isteniyor. Ama orada da mantıkı yok. Demiyorsun ki Avrupa'da dünyada olduğu gibi kişilerin sabit vergi vermesi değil, oynanan ciro üzerinden uydudan takip edeceğim sistem ki dünya öyle yapıyor. Uydudan takip ediyor oyunları ve ciroyu. Onun üzerinden vergi yapma sistem getiriyorum. O, ve bunun için de altyapısı hazır olduğunu geçen gün öğrendik. Bunun üzerinden getirip artık bu şekilde vergilendirelim. Peki. Şimdi burada gazinolar değil mi? Gazinolar da şamar olana döndü. Gece grupların oldu. Bed ofislerin oldu. Bed ofis var da işte bir defaya mahsus para istiyor. Böyle mantık olur mu? Yani öyle yani anladım. Bir defaya mahsus. Bunun ne için bir defa? Yani 6 ay için. Yani bir defada düzelteceksin işi. Bir defada olan oldu bitti. Tam şeyi bulup okuyorum burada. Evet o da bir defaya mahsus diyor. Yani burada da dediğim kapsamlı şey. Evet, kasino ve bed ofislerden 6 aylık süre için bir defaya mahsus ilave tamam. ek vergi diyor. Bir defa. Oysa istenen olması gereken sabit vergi yerine ciroya dayalı uydudan takip edecek evet. bir sistemle vergilendirmedir. Bir de veya mahsus nedir? Yani kurtarın bizi nedir? Yani her sıkıştığınızda şamara olandan ek vergi istersin. Ya bir vergiyi vermesi gerekir kazancına göre ya da çağdaş o sektörü. O sistemi kurmak. Tabii kuracaksın. Yani bir defa verin bana ne demek ya vergiyi? Bir defa daha verin her sıkıştığında seçim gelir siyaseten ver parayı vergiyi ve şey gelir. Ha, ikinci mantık Avrupa Birliği nosyonu gereği Avrupa Birliği'nin temel vergi. İşimize gelince zaten Avrupa Birliği ülkesiyiz. İşimize geldiğinde barış isteriz. İşimize geldiğinde Afrika ülkesiyiz. Avrupa Birliği müktesebine uyum için çaba sarf ederek değil mi? Avrupa Birliği'nde sigara, alkol sağlığa zararlı, lüks tüketim, çevreyi kirleyenler aşırı vergilendiriliyor. Neden Rum kesiminden bizden sigara alırlar? Bu politikayı güderek... Alkol ve sarma sigara tütününde FIF oranları artırılacak tamam, diyor. FIF oran. FIF denkse. Fiyatı sigara oranı. Tamam, fiyat artacak yani. Peki onun mantığı bunu yaparken Avrupa'da mantığı bu değil ama. Avrupa'daki mantık FIF oranı artırmak değil. Avrupa'daki mantık alkol sigara sağlığa zararlıdır. Ozonu çevreyi kirleden araçlar zararlıdır. Lüks tüketim oranları da aşırı vergilenmelidir. Bu mantık çerçevesinde sen neden yapmıyorsun? Mesela lüks tüketim. Mesela araçlarla ilgili hiçbir şey tabii, görmedim. Tabii lüks araçlar yani lüks var. Araçların satışıyla lüks ilgili hiçbir şey yok. Bunlar sen işte ama mantık odur Avrupa'da, dünyada. Lüks bir de Mercedes'ler, BMW'ler patladı gittiğimizde. Yani sigaranın fiyatını vergi için değil, sigaranın ve alkolün fiyatını tüketimini caydırmak için yapacak. Türkiye'deki gibi. Evet.
Evet, mantık odur. Avrupa'nın mantığı odur. Sen sigarayı diyor, pakette yapamam diyor. Çünkü Türkiye ile eşittir fiyatı. Bu da kaçak gelmeye başlayacak artırırsak diyor. O yüzden sarmaya vermişler oradaki FİF'in artışını. Sarma. Türkiye'den sigara. Gelecek kaçak gemiyle. Öğrenci beraberi, işçi denetle. Beraberi her türlü gelecek. Yani bir de o gelecek, bu gelecek. Bir de devletin denetim şeyi falan yok. O gelecek, bu gelecek. Türkiye'nin mantığı bak alkolü falan da vergilendirdi. Evet. Yani belli bir mantıkla yaparsın bunu, çağdaş bir mantıkla. Mesela seyri seferleri Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin yaptığı gibi ne yapıyor bilir, ne yaptı bir dönem. Diyor ki karbondioksit salımını sıfır ve yakın olana diyor ben ilk 3 sene muafiyet vergi almayacağım seyri sefer. Çünkü orada amaç motor gücü değil, daha ziyade motor gücü falandan, yaşından ziyade dünyanın geldiği nokta araçların çevreyi kirletmesini önlemektir. Ve karbondioksit salımını esas alır. Rum tarafı da geçti ona. Diyorsa diyebilirdin ki ona gelenlere servisver şey ve bunlara böyle bir politika koyabilirdin. Çevre politikası olarak. Öyle bir şey de yok. Lüks araçlı. Şimdi bizim ülkemizde %60 gayet dış ekonomi değil mi? %60 gayet dış olan ekonominin ekonomideki lüks şatafat ve haksız kazançlar çok değil mi? Sen bunları vergilendirmedin ortada. Ben zenginim diye övünen dünyada bile İlk 100 Türk'ün arasına giren zenginlerimiz var. Bu ülkede ödediği vergi 236-240. Yanlışsam düzeltsinler. Şimdi bu şekilde insanlar vergilendirmede şeyin yoksa o zaman vergi yöntemini servet vergisine, varlık vergisine çevireceğim. Onu İngiltere'deki gibi, hatta Türkiye'deki gibi serveti üzerinden vergilendireceğim. Özel tüketimi, villası, havuzu üzerinden, bankadaki parası üzerinden bu şekilde vergilendireceksin. Bu yöntemler de yok. 100 metrekare kerpiç evin an. O da var. Şimdi var şeyde. Kerpiç onu şey yapmadı o kadar. Yani belli bir metrekarenin üstünde havuzu olanlara tabii, ekstra. Yani nihayet. Ama bunu kurumsallaştıracaksın vergi politikasının bir parçası olarak. Evet. Vergi politikasının. Ha şimdi dedik. Yani burada vizyon vergi reformu. Şimdi sen bunu yaparken ben beklerdim ki bunu yaptık ki 6 aydır hazırlıkları vergi reformu da kapıda. Hedef koyacağım üstüne. Eylül'e kadar vergi reformu. Kasım'a kadar kamu reformu. Şuna kadar yerel yönetim reformu. O tarihi daha önce hatırlarsınız. Tabii, hükümet programlarında yaptılar. Tabii, hiç tutturama, ama hükümet diyecek bunu. Tutturamadılar. Hükümetin şu anda öyle bir vizyonu yok ki. Yani biraz önce dedim ya, Merkez Bankası'nın söylemi üzerine hükümetin irade alıp da hayır, evet biz bu önlemleri alacak. İcra iflas, faiz yasası, konsolide denetim için, kooperatiflerin öyle bir irade söylendi mi? Yok. Yani bunlardır beklediğimiz vizyon. Yoksa oturalım beraber 23 tane madde koydum birbirine ilişkisi yok. Krizin alakası yok. Yani orada dediğiniz... Tümünü bunların 6 ayda yapmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Niyettir tamam, o zaman. İradeler bugüne kadar zaten hazırlığını yaptınız. Vergi reformu yapmak için bir daha dünyayı keşfetmeyeceksiniz. Dediğim gibi Avrupa'ya bakın. Avrupa zaten şeyiniz. Verginin temel ilkeleri var. Vergi bütçe disiplininin temel ilkeleri, vergilendirmenin temel ilkeleri var. Bu vergi sistemini mesela hep şeye bağlı. Devleti işte oturtmaya falan bağlı. Zaten orada da şeyimiz var. Şimdi biraz önce dedik. Gazinolarda uydudan takip edip ciro üzerinden yapma mümkün yapmıyorsunuz. İ-Devlet'i de 2003'ten beri yapmadınız. Yapamadınız mı? İrade koyamıyoruz. Koymuyoruz çünkü patronat sistemimiz, iyi saatte olsun Salih Egemen hocamız, patronat sistemin o kadar şey bir ki, vatandaşlıkları bile bakanların vatandaşlara elinden verdiği bir sistem yaratmışken, adam bana geliyor ufacık bir rant için ve patronat sistemi, partizanlık sistemine şikayet eden hükümetin 4 parti ortağı da hani halk harcama kalemini aldı ve üstüne oturdu. Hani halk harcama kalemi ne demektir? Örtülü ödenek diyoruz biz bunun adına. Halk harcama kalemi patronat sisteminin, nepotizmin devamı için alkış demektir. Halk harcama kalemi demekle siz bakanlık olarak Sosyal Hizmetler Dairesi'nin gürülünü üstleniyorsunuz. Yani yandaşın taraflığın sana getirecek X rakamı şey adamı bu hastadır, bunun sünneti var, bunun çocuğu okuma ister. Halbuki sigorta tabii, Sosyal Hizmetler Dairesi var. Ama bu o rakamlar siyasi rant elde etme rakamıdır. Benim de gücüm olsun, ben de dağdayım. Biraz sonra geleceğim. Şimdi devletin buradaki mantıkta, müşmaddede bir bakımdan gelir etmek için yaptığınız şey var.
Bazı noktalarda intikam için aldım. Yani her şey tamam, bir liman işçileri telebazında ödenecekler, şey bitsin ha. Şimdi devletin gelirlerini artırmak için dediğim gibi bir vergi var. İkinci ne lazım Aytuğ Bey? Dünyada olan senin şu anda 540'a yakın bütçe açığından bahsedeyim. 600-700. O zaman senin yapman gereken krize düşmüş ülkelerde olduğu gibi Güney Kıbrıs'ta da, Yunanistan'da da, başka ülkede de tasarruf tedbirleri açıklayacağım. Değil mi? Tasarruf tedbirleri. Yani bir başlıkta burada bir devlet gelirlerini nasıl artıracak dedin ya, gazinodan vergi, şundan servet vergisi, bilmem ne vergisi. Tamam, nokta nokta. Ama o mantıkla. İkinci de devlette, geçen gün siz bayağı sizi dinledim, hem de uyurdum o vakit. Sizinle Reşat Bey'i dinledim. Evet. Tamamen aynı görüşteyim. Bir ülke vatandaşı dövizden çırpınırken, ana vatan kendi sorunlarıyla çırpınırken, senin hiçbir tasarruf önlemi almadan çantanda dövizden dolayı bu kadar ihtiyacımız var, ver para demek biraz insanlıktan anlamamaktır, ayıptır diye düşünüyorum. Sen öncelikle üzerine geçen tasarruf yapman lazım. Bir. Hani halkı harcama kalemlerinin harcananları iptal. İki, bugün Serdar Bey verdi bir rengini. Avrupa'da tanınmış devletlerin bakanları bisikletle giderken, metroyla giderken, senin değil bakanların, müsteşarların, müdürlerin resmi makam aracına gitmeye başladı. Yani ayranı yok içmeye, bilmem neyle gider şeye. Sen öncelikle bunlara oturacaksın, kararını vereceksin. İptal diyeceksin. Mesela Tebörüken Uluçay bildiğim kadarıyla Toyota Vitsi'yle gider düğüne kadar meclise. İptal edeceksin. Göstereceksin tasarruf yaptığını. İptal edeceksin. İzaz ikramları %10'a düşüreceksin. Zaten onun için de gelen bakanın vatandaşın değil ya, bakanın müsteşarın kankisidir. Onlara benim sırtımdan yedirir içeri. Cebinden ödesin. Benim nasıl iş yerime gelirken cebimden ödüyorum. Vallahi bunu yapan bir iki Özgür giremedi meclise mesela. Vallahi ben yapması gerekeni söyleyeyim. Onu evet. Kişi değil, kurumsal yapacak. Evet. Devlet olarak yapacak. Hep beraber yapacak. İkinci, yurt dışındaki temsilcilikler lütfen söyleyin bana. Ne işe yarar? Yurt dışında yaşayanlara sormak lazım onlar herhalde. Memnun ne faydası var bana söylesin. Onlara, bize faydası olmaz, onlara faydası olur çünkü. Yani o yurt dışında yaşayanlar... Ne onların da duyduğu faydası olduğunu mesela duyuyorlar. Geçenlerde böyle kaçtan göz arasında eriyip gittiği bir tane sözleşme iptal edilmiş. 10 milyon TL. Yani o önemli bir şey. Tabii mesela. Niçin yapıldıydı o? Niçin önemli. Yapıldıydı? Faydası, hiçbir faydası yani, yoksa ben yani yapmaya veririm. Ben diyorum o zaman fayda açtınız mı yaptınız mı? Bir yere temsilci kaçıyor, söylüyorlar, arıyoruz bulamıyoruz. Yani senin tanımamış bir ülke olarak o temsilcilikle biliyor musunuz? Türkiye'nin elçiliğinin katıldığı şeylere sanki elçilik mensubuymuş gibi gidip kokteyllere, toplantılara katılıyorlar. Değil mi? Yani diyebileceğim senin bu şartında KKTC olarak Türkiye haricinde diğer yerlerde ne katkısı var, ne faydası var bana bu soru açıklasın. Ve bunlar biliyorsunuz dolar bazında ve harcayatları var. Evet. İptal edeceksiniz. Ya, Kıbrıs Türklerin yoğun adına, yaşadığı yerde olabilir belki. Evet yani ama söyleyecek faydasını. Diyoruz ki bu temsilcilikler zaten devletin tanınmasına faydası yok. Ki baksanız bana göre Dışişleri Bakanlığı'nın muhaciret müdürleri haricinde bakana da ihtiyaç yok. Dışişleri Bakanlığı'nın muhaciret dairesi haricinde bakana da ne iş yapar onu da merak ederim. Geçiniz. Yani diyoruz ki temsilcilikler madem bunu yapamaz, yüksek öğretim ve turizm elçisi gibi davransın dedik. Yüksek öğretimin tanıtımına aracılık yapsın. O konuda da bir şey yaptığını zannetmem. Diğer harcamaları siz söylediniz. Araçları, binlerce aracı evet. Kapat. Onun için ne diyorsunuz ki ben sağlık ve orman dairesi haricinde hiçbir araç çıkmayacak şey artık. Herkes işe şeyle gidecek. Kendi aracıyla gidecek. Beğenirsen, beğenmesen Sivas'ta gidiyoruz. Özel sektör 2000 lira işle. Yani diyeceğim sen bu sıkıntıda Türkiye bu krizi yaşarken sen hiçbir şeyinden vazgeçmeyeceksin. Ama Türkiye'ye gideceksin, kaynak isteyeceksin. Resmi araçlar dediğimiz. İhaleler dediğimiz değil mi? Evet. İhalelerde alım satımlar devletin temel sağlık gibi falan gibi temel zaruri ve eğitimde pazar işleri için iptal edeceksin. Ek mesailer 140 bin değil mi dediniz geçen gün siz dediniz. Tabii 140 milyon. Ek mesaileri iptal et. 140 milyon yani yarı yarıya düşür. Ya demek onu da diyorum ben. Hı. Ya da elzem yerlerde kullan. Ya da Türkiye'de yıllarca olduğu gibi vardiya sistemini geçir hemen.
Vardiyal sistemini geçir ve ihtiyacın varsa istihdam et biraz daha ve vardiyal sistemine işlet. 2000 kişi dedi Serdar Bey. Evet. 2000 kişi istihdam yapabilirdik diyor. Tamam yap. Parayla. Yap 2000 kişi. Hayır 2000 kişi 140 bin daha diyecek değilsin. Senin o sistemde vardiyal sürüne geçtiğinde ihtiyacın düşer. Vardiyal sistemi yapacaksın. Ona göre sistem alacaksın. Ek mesai bitecek. Tabii. Ve 2000 kişiyi de minimize olacak. 2000 kişi de bunları bu önlemler var mı orada? Yok. Var mı bu önlemler orada? Yok. Maalesef. İşte bu tasarrufları yani bu da nedir? Devletin tasarrufu, devletin gelirini artırması. Bunlar yokken siz yani bunlarla bahsettiğimiz önlemlerle evet bütçe tasarrufu dedik, gelirler dedik. Bir de bu ülkenin elektrik şey için önlem yok. Mesela şu anda Kıbrıs'ın şeyinde solar enerji falan şeyleri var. Onları siz bugün bütçesi dar gelirlinin %30 dendi, %50'den fazla her eve şey girdi. Yani biraz orada da kullanım da arttı ama. Tamam da sen kullanma diyebilir misin ya o şey? Yani viski alma diyebilirsin. Bak vergi go. Rakı içme, sigara içme diyebilirim. Dayı da içmeyen güzel ilerlemesin. Bugün Serdar Bey söyledi ama iki klima değil bir klima yakacak falan dedi. Artık hepsi tabii. Devir şey tabii diyebilirim. Çünkü duzu kuru. Yani tüm aile toplanın aynı yere mağaradaki gibi. Levent Kırca'nın paradisindeki çiğ köfte yapardı mağarada. Toplanın bir odada bir odaya yattık. Yani bazı şeylerde bunun için ne önerin var? Solar enerji noktasında bunları teşvik edip belki de bir mahalleye bir ortak solar enerji yapmak bununla ilgili teşvikler var mı gündemde? Yok. Bu ülkede elektrikte sadece şey var önerilerin içinde işte zaman dilimine göre fiyatlandırma. Onu uygulayacak bir mekanizması yok ki. Öyle dedi. Yok ki öyle bir mekanizması. Ne yapmadı şimdiye kadar? İkinci zaman dilimini diyor. Hepimiz işte öğlen 12'de zaten işte gece ben yattığım zaman isterim. Yani zaman gece kullanma da sabah 5'te kullan. Yani bunlar da işlemeyecek şekli. Makinaları sabah kalkıp kuralım mesela. Öyle bir mekanizması yoktur. Ben elektrik konusunda otoritelere sorduğumda öyle bir mekanizma yoktur. Şu anda. Sabah işlettiğinde ucuz gitsin. Bunlar da toplu taşıma. Şimdi en fazla bize giden hepsimizin araçlarımızla kullanılan akaryakıt. Birçok ülke toplu taşımacılığı, belediye hem ulaşım için hem de refah için, trafikteki yoğunluğu kaldırmak için beleş ulaşım hizmeti verir belediyeler. Sen de toplu taşımacılığı teşvik edebilin, bununla ilgili şey yapabilin. Ulaşım dolaşım. Bir vizyonun, bu ülkede raylı sistem. Bu ülkenin... Hocam şimdi siz inanırsınız, hadi biraz da tamam okey anladım ama inanırsınız ki bedava olsun bu ülkede şeyler. Mesela dedim. Yani otobüslerde binecekle gidelim sağdan sola. Bu rahata alıştırmış bu toplum. Hayır. Bir evde dört araba var. Tamam. Şimdi yani... o rahatı sağ. Şimdi ben şu anda çıkar giderim Lefke okula. Ben bir raylı sistemde bu ülkede 1900 sene önce tren seferleri vardı ya. Ben bilirsem ki Karpaz'dan Lefke'ye bir raylı sistem devamlı devri daim yapacak. Bineceğim, kitapçığımı okurken geleceğim. Ne geleyim araba? Deli miyim ben? Tabii öyle bir şey olsa keşke. Onu diyorum. Hani kişilere o rahat... Bugün Eskişehir'den, Ankara'dan Eskişehir'e hızlı tren var Aytuğ Bey. Parası olan VIP'ye biner, olmayan C'ye gider. 1,5 saatte galiba, 25 dakikada Ankara'ya gider. Zengini de gider, fakiri de gider. Bugün sen bu imkanı sağlamak için vizyon koyacaksın. Var mı öyle bir vizyonun içinde? Bunlar günübirlik. Bazılarının da yasal dayanağı yok. Bu aynı şeyleri geçmişte de aynı o yabancı sözleşmelerden sayıyorum. Sayın Kalyoncu'nun toplantısı hatırlıyorum. Evet. Yabancı sözleşmelerden istobaş. Aynı şeyler gene gündemde. Bu harçları gene gündemde. Gene gündemde. Yani bir hedefler noktasında alınacak kurumsal, idari, yasal yapılanmaları takvimlendiren ve onun için ciddi bir vizyon gören bir yapı yok. Çala kalem. Ve oturan insanların duyarlılığından da onu da yaz, bunu da yaz. Yani belli hedefler altında birleşmiş ve sistematik bütünlüğü olan hedefler yok. Onu da yaz, bunu da yaz. Ya yazmış gene yaz bu liman işçilerini de mübarek adamları alıp dövizi atar cebe yaz, TL'ye bağlayın. Hadi onu da yaz. Evet, daha kapsamlı bir hazırlık tabii gerektirildi bu iş diyorsunuz. Özellikle. Aynı şeyleri kaç defa diyor, siz de duydunuz. Evet, yorumları aktaramadım. Hocam öyle...
aldı gitti şeyi programı, o yüzden bitirdik. Var mı ekleyeceğiniz bir şey varsa? 50-55 dakikayı buluyorum yani. Tamamdır. Şey diyorum. Şimdi devletin burada indirektli ve yansıyacağı belli olmayan, burada önemli olan bir kriz oldu. Temel esnafta ve dar gelirli zorlandı. Bu ülkede bir tarafta bahar bahçe, bir tarafta yaprak dökler. 80 bin yakın asgari ücretli var. Devlete hiçbir şeyle yaklaşmayan insanlar var. O insanlar şu anda zordadır. Onlara uzanacak sosyal devleti, vergide kazanacağınız artırımlarla veya Türkiye yapacağınız şeylerde, ya da fondaki Türkiye bunu yapıyor, doğrudan o kesimleri tespit ederek onlara nakdi ve aynı katkılarda yapsın. Eğitim katkısı yapsın. Gerekirse o dar, ama dar torpil değil. Bu ailenin iki tane asgari ücretli işler, harcamasına baktığında bu insanın aile geliri 4000'den aşağıdır, 5000'den. Hı hı. Bu katkı yapılacak. Nasıl? Ona aynı ve nakdi katkılar var. Gerekirse katlar çıkararak 1000 TL'lik harcama yüklersin, aynı mazot katkısı gibi. O aileye verirsin, harcama yapar. Hem ekonomiye de oradan katkı yapar. Çünkü onun harcaması doğrudan harcamaya gider. Zengin gibi tasarruf yapılmaz. Ve dolayısıyla onlara katkı yaparsın. Bir de onların sorunları nerededir? Yani biraz önce dedim, Range Rover alıp adamın vade uzatması ya değil. O insan ki zaruretten, temel insan ihtiyacı, araba aldı, ev aldı. Ona devlet gerek faiz iadesi ve diğer katkılarına sahip çıkması lazım. Sosyal devlet budur, bizim anayasamız budur. Böyle indirektli restoranta gitmeyen adama %5 indirim yapmışsın. Veya temizlik ihtiyacı demişsin genel ve markalara da yapmışsın. Burada da bir amacın olacak, üretimi teşvik edeceksin ve sadece yerli üretimi destekleyeceksin. Yerli üretimi. Zaten o markaların dövizle ihtiyacı yoktur. Onun derdi başkadır. İhtiyaçlı olan insana destekleyeceksin. Evet. Ve üretimi destekleyeceksin. Ve oradaki vizyonda dediğim gibi devlet gelir artırması, tasarruf, üretimi teşvik, dar gelirliği rahatlatmak başlıkları altında bir vizyon ve sistematik bütünlük olacak. Bu çala kalemdir. Peki. Teşekkür ederim. Efendim, Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı hocamla birlikte hükümetin ortaya koyduğu 23 maddelik ekonomik önlemler konusunu ele aldık. Kendi vizyonunu, görüşünü ortaya koydu hocam ve çok memnun kalmadığı program boyunca da ısrarla vurguladığı bir konu oldu. Bugünü noktalıyoruz. Yine tabii yarın da bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncelikle hatırlatalım, bu akşam Halk Meclisi gecesi saat 20.30'da Kalavaç Köyü'nde olacağız. Çok nevi şahsına münhasır güzel bir köy. Saat 20.30'da bölge insanı da oraya bekliyoruz canlı yayında. Özellikle de böylesi dönemlerde herhalde konuşacak çok şeyimiz olur diye düşünüyoruz. Tüm bölge insanını bekliyoruz Kalavaç Köyü'ne efendim bu akşam. O zaman ne diyelim? Akşama görüşmek üzere. İyi günler.